Değerli ha. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, problemlerin içerisinden geçmeye devam ediyoruz. Güzel bir şekilde en önemli olan kısımlardan bir tanesini denklem kurma problemlerini, sayı problemlerini hallettik. Şimdi geldik aslında çoğu soru bankasında falan sizin karşınıza kesir problemlerini de ayırmazlar ama ben çok soru çeşidi görün, çok soru çözün, tüm soru kalıplarına hazır olun diye başlığını ayırdım. Aynı şekilde ödev kitabımızda da Miray yayında da kitapta da bunlar ayrı başlık altında güzel bir şekilde ilmek ilmek dokuyalım. Problemlerden pro olalım diye güzel bir şekilde ayırdık. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Video ders notumuzun kaçıncı sayfasındayız? Kaçıncı sayfasındayız? Bir bakalım. Ateş. 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 Video ders notu değil. Evet şimdi arkadaşlar sayfa 157'den başlayacağız. Güzel bir şekilde tüm soru kalıplarına bakacağız. 29 soru üzerinde konuşacağız. Konu anlatımını yaptıktan sonra ondan sonra 5 testte ödevi kitleyeceğim sana. Sen güzel bir şekilde çözüp kesir problemlerinde hiçbir sıkıntın olmayacak. Evet sayfa 157 161 arasını yapıyoruz. Güzel mi? Güzel. 21. başlığımızdayız. Bitiriyoruz. Problemler bittiğinde TET matematiğin %80'i bitmiş olacak zaten bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Ödevini bol bol çöz. Tekrarlarını güzelce yap, bu işi bitir. Urman oldum. Haydi bakalım. Şimdi haydi başlayalım. Hazırsın değil mi? Dur, dur yapmadık. Gülümseme, gülümseme yüzümüzden eksik olmayacak. En iyi olmak için mücadeleye, savaşa devam. Tamam mı? En iyi olmak için. Haydi bakalım. Şimdi kesir problemlerinde bir standart kesir mantıkları var bir de soruları hızlı bir şekilde çözebilmen için vereceğim mantıklar var. Şimdi arkadaşlar bir sayının yarısı denildiğinde sayıya x dersek x bölü 2 diye yazacağız bunu. Şuraya bir büyüteyim ya. Büyüteyim şurayı şöyle bir. <laughs> Büyükken gör. Şimdi x'e x bölü 2 diyeceğiz ama biz kesir problemlerinde ileride sorulara geldiğimizde şunu yapacağız. Bir kesrin içerisinde bir sorunun içerisinde x bölü 2 diye bir şey geçiyorsa çok basit bir soru değilse böyle basit bir soruysa x bölü 2 diyebiliriz ama biz sadece x bölü 2 geçiyorsa o sayının tamamına 2x diyeceğiz. Sonra yarısıdır kelimesi kullanıldığı zaman 2x'in yarısı x. Yani payda eşitlemelerle falan uğraşmamak için bunu yapacağız. Tamam mı? İleride birazdan ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi diyor ki bir sayının 2 bölü 5'inin 3 bölü 4'ü diyor. Şimdi sayıya x dersek x sayısının önce 2 bölü 5'ini al diyor. Sonra bunun da 3 bölü 4'ünü al diyor. Şimdi sadeleştirme yapabilirsin veya direkt çarpabilirsin. Bak şunu da şunu sadeleştirdim burada 2 kaldı. 3 ile 2'yi çarptım. 3 ile 1'i çarptım. 3 x de çarptım. 3 x aşağıdakileri de çarptım 10. Şimdi bunu kullanabilirsin ama biz sorularda genellikle şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bir kesir var 5. Paydalara bakacağım. Bir de burada var 4. Çarpacaksın bunları 20. Sayının tamamına x değil de 20x diyeceğiz. Niye? Küsürlerle uğraşmamak için. Şimdi 20x'in 2 bölü 5'inin 3 bölü 4'ünü alıyorsak bak ne oluyor. Hiç. Şunda şunun çarpımı 20 yapıyor. 20'ler götürüyor. Sayım 6x tamamı 20x. O 2 bölü 5'inin 3 bölü 4'ü olan sayı da 6x olmuş olacak. Onun üstünden yürüyeceğiz. Devam. Bir sayının 2 bölü 5'i ile 3 bölü 4'ün toplamı. Sayıya x dersen bir sayının 2 bölü 5'ini aldım. 2x bölü 5. 3 bölü 4'ünü aldım. 3x bölü 4 toplayacaksın. Ama biz yine sorularda ne diyeceğiz? Paydaya bakıyorum 5. Paydaya bakıyorum 4. 2 tane kesir var. Çarptım paydalarını 20. Sayının tamamına 20x diyeceğiz. Diyecek, yok şimdi bana. 20x'in diyor 2 bölü 5'i. Alacaksın bunun 2 bölü 5'ini. Artı yine 20x'in bu sefer neyi diyor? 3 bölü 4'ü sadeleştirmelerini yaptığında karşına payda eşitlemeyle uğraşacak bir şey gelmeyecek. Sadeleştirdim 4x, 2 ile çarptım. Burası ne yaptı? 8x. Bak sadeleştirdim 5x, 3 de çarptım ne yaptı? 15x. İşte benden istenilen kaç x'e eşitmiş? 23x'e eşitmiş. Devam. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 4 fazlası. Sayıya x dersek, 2 bölü 3'ünü aldıysak sayının 2x bölü 3... 4 fazlası da artı 4. Ama 2 bölü 3 kesir geçtiği için sayımın tamamına 3 x derim. 3 x'in 2 bölü 3'ünü alırım. Artı 4'ü yazarım yanına. Bak götürdü. 2 x artı 4 olmuş oldu. Tamam mı? Bunu çok kullanacağız. O yüzden burada bunları da veriyorum. İlerledim. Diyor ki bir sayının diyor. Bir sayının diyor. 4 fazlasının 2 bölü 3'ü. O zaman bir sayıya x dedim. 4 fazlası dedim. Bunun 2 bölü 3'ü. Denklemin bu. Burada 2x, 3x falan diyemem. Çünkü önce sayıya ne ekletmiş? 4 ekletmiş. Bak şimdi. En kolaydan. En kolaydan başlayıp tepeye kadar çıkaracağım seni. Her soru çeşidini göreceksin. Hazır mısın? Hazırsın değil mi? Hazırım dedin mi? Hadi devam o zaman. Geldik şimdi birinci sorumuza. Diyor ki 150 sayısının 3 bölü 5'i. Kolay hemen göm geç. 150 sayısının 3 bölü 5'i yani diyor ki 150'yi 5'e böl. 3 ile çarp diyor. Sadeleştirdim şunları. 30 yaptım. 30 ile 3'ü çarptım. 90. Birinci sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Şöyle bir yaklaşayım ya. Şimdi hemen ilerledim. İlerle 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 ilerle. Gel bakalım. Hangi sayının 3 bölü 7'si 60? Kolay bir soru. Sayıya x diyerek yapalım. Sayım x. Bu x sayısının 3 bölü 7'sini aldım. 60'a eşitledim. Ne oldu şimdi? 3x içler dışlar yaptım. 3x eşittir 60 çarpı 7 yaptı. X'i bulmak istiyorsam her iki tarafı neye bölüyorum? 3'e bölüyorum hocam. Çatara kütere. Çatara çutara 20 kaldı burada. Onları da çarptığım zaman 140 oldu. Şimdi alışkanlık olsun diye buna birinci yol diyelim alışkanlık olsun diye ikinci yolda yapalım. İlerleyen sorularda bu birinci yol gibi soruları kullanmayacağız. Şimdi soruya bakacağım. Kesir var mı? Var. Bir tanecik kesir var şu 3 bölü 7. Hemen paydaya baktım 7. Sayımın tamamına 7x dedim bu kenarda dursun. Bu sayım benim. Şimdi diyor ki bu 7x sayısının diyor. Ben 3 bölü 7'sini aldım diyor. Sonuç 60 oldu diyor. Bak küsürle hiç uğraşmadım gördünüz mü? 3 x eşittir 60 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x eşittir ne oldu? 20. E sayının tamamı kaçtır diye soruyorsa x yerine 20'yi gömçürdüm. Yine 140 cevabı karşıma geldi. O zaman yürü hocam. Şimdi üçüncü soru. Diyor ki 3 bölü 5'i 12 olan sayının 1 bölü 4'ü kaçtır? Şimdi diyor ki benim bir sayım var x diyor. O sayının diyor 3 bölü 5'ini aldım ben. Sonuç 12 oldu diyor. Tamam. Şimdi bir kere bu sayıyı bulalım. Burası 3x yaptı. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir 5 çarpı 12 oldu. X'i mi bulmak istiyorum? Evet hocam. Bölü gitsin Ne duruyorsun ya? Ne duruyorsun? X lazımsa. Önünde ne varsa ona bölüyorsun. X eşittir. Bakın 12 ile 3'ü sadeleştirdim. 4 çarptım 20. X 20. Ama bunu sormuyor. Bu sayının 1 bölü 4'ü kaçtır diyor. 20'nin de 1 bölü 4'ünü aldım. Sadeleşti. Sorumuzun cevabı 5 oldu. Hocam diğer şekilde de yapalım mı? Yapalım tabii niye yapmayalım? Paydaya baktım 5, paydaya baktım 4. Ama kolaylarda gerek yok buna ama yine alışkanlık olsun. Çarptım 20, sayının tamamına 20x dedim. Kenarda dursun bu 20x, şurada dursun bu tamamımız. Tamam mı? Tamamı bu. Yürüyelim şimdi. Diyor ki, diyor ki 20x'in diyor ben diyor 3 bölü 5'ini aldım diyor. Sonucum diyor 12 oldu diyor. Buradan bitirelim işi hadi. Şimdi bak şunları sadeleştirdim. 4x yaptı. 3'te çarptım 12 tane x 12'ymiş. E bak x'in 1 diye çıktı karşıma. Demek ki x 1 ise benim sayım kaçmış? 20'ymiş. Tamam mı? O zaman 20 sayısının 1 bölü 4'ü sorumuzun cevabı 5. Üçüncü sorumuzun cevabı ne oldu? Adana ben yürüdüm, yürüdüm yürüdüm, yavaş yavaş zorlaşıyoruz. Dördüncü soru. Bu sefer sayııyı söylemiş bana demiş ki kardeşim, 35 sayısının demiş. Bana 4 bölü 7'si, hangi sayının 2 bölü 5'idir? Kur denklemini bak. 35 sayısının demiş. 4 bölü 7'si, hangi sayının x'in 2 bölü 5'ine eşittir demiş. bitti. Sadeleştir gömçür soruyu. Sadeleştirdim 5 çarptım 20. 20 eşittir 2x bölü 5 yaptı. İçler dışları yaptım. İçler dışları yapınca 2x eşittir 20 çarpı 5 oldu. Bana x lazım. Bana x lazım. x x bölü 2'ye bölü 2'ye. x dediğimiz şurayı sadeleştirdiğim zaman 10. 10 da 5'i çarptım 50. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Yürü bakalım. Beşinci sorum. Kolay mı? Kolay. Şimdilik kolay. Ee, bir sayının 2 bölü 3'ü ile 3 bölü 4'ünün toplamı 34'tür. İki şekilde de yapıyorum. Sayıma x dedim önce. Bak birinci yol. Tamam mı? Birinci yol. Sayımın tamamına x dedim. Bu sayının 2 bölü 3'ünü almışız. 2x bölü 3. Bu sayının bir de 3 bölü 4'ünü almışız. Bunları toplamışız. Sonuç 34 olmuş. Bak bu soruyu çözebilmek için payda işleme ile uğraşmak zorundayız şimdi. Burayı 4 ile burayı 3 ile çarpıyorum. Ortak paydam 12 oldum. 4 ile çarptım burası 8 x yaptı. 3 ile çarptım burası 9 x yaptı. Eşitmiş kaça? 34'e. Yukarıya görüyor musun şimdi? Kaç x oldu toplamları? 17 x oldu hocam. 17 x bölü 12 eşittir 34. İçler dışlar yaptım 17 x eşittir. Sakın çarpma. Ha. Sadeleştirme olacak zaten. 34 çarpı 17. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı gömçürdüm. Neye gömçürdüm? 17'ye tabii ki. X'in önünde ne yazıyorsa o. Tamam, şurası 12'ydi... 2 ile 12'nin çarpımı 24 oldu. Bu sayı 24. Şimdi ikinci yol. Bu yolu daha çok kullanmaya başlıyoruz artık. Kesirlere bakıyorum. İki tane kesir var. Birinin paydası 3, birinin paydası 4 çarpıyorum 12. 12x bu sayının tamamı kenarda dursun sayının tamamının 12 olduğunu unutma. Şimdi söylenenleri yap. Bu sayının diyor 12x'in diyor 2 bölü 3'ü ile yine 12x sayısının 3 bölü 4'ünün toplamı diyor 34 diyor. Bak sadeleştirmelerini yaptığında bayda eşitleme ile boşu boşuna uğraşmış olmayacaksın. 4x yaptı 2 ile çarptım 8x. Sadeleştirdim 3x yaptı. 3'te çarptım 9x. Toplamları kaçmış? 34'müş. 17x 34 oldu bak. 17x eşittir 34 ise x'i bulabilmek için yine 17'ye böldüm. x buradan kaç çıktı? 2. Yalnız bana buradaki x'i sormuyor. Sayının tamamını soruyor. x yerine de 2'yi yazdım. 24 cevabına ulaştım. Tamam mı? Anlıyorsun. Hadi bakalım 6. sorumuz. 3 bölü 5'inin 2 bölü 7'si 30 olan sayı kaçtır? X'ten yürüyelim şimdi. X sayısının 3 bölü 5'ini almışız. Sonra oluşan sayının da 2 bölü 7'sini almışız. Sonuç ne olmuş? 30. Tamam. Şimdi yukarıdakileri çarpıyorum. Bunları çarpınca kaç x yaptı? 6x. Bölü ortak paydam ne yaptı? 35. Eşittir 30. Hemen iciler dışlar, iciler dışlar. 6x eşittir oldu. 30 çarpı 35 çarpma bak. Sadeleşecek defalarca söyletme bana. Kızdırmayacaksın beni ha. 6. 6 çatara kütere. X eşittir. Şunları da sadeleştirdim. 5, 150, 25 de orada 175. Diğer yola gerek yok. Hadi her soruda iki yolla çözmeyelim. Devam. 7. soru. Bir sayının 2 bölü 3'ü ile kendisinin toplamı 70'tir diyor. Bak bu soruyu da öbür yolla çözeceğim şimdi. Sayının bir tane kesir var 3. Sayının tamamına 3x diyorum. Dursun kenarda bu sayımın tamamı. Diyor ki bir sayının yani 3x'in 2 bölü 3'ü ile diyor. Kendisi kendisi kaç x? 3x toplamı diyor. 70'dir diyor. Bak hiç payda eşitlemeyle uğraşmak zorunda değilim artık. Çat çat götürdü. 2x burada. 3x burada. 5x eşittir 70 yaptım. X'i bulabilmek için her iki tarafı şimdi 5'e böldüm. 5'e böldüm. X eşittir 14 oldu. Sayıma 3x demiştim ben. X yerine 14 yazıp 3 ile çarptığımız zaman 42. Yedinci sorumuzun cevabı Adana. Hop geçtik. Hop geçtik. 8. Bir deponun 3 bölü 5'i boştur. Şimdi bak bu soruda şöyle bir depo çizdim. Aha çizdim. Şimdi 3 bölü 5'i boştur ne demek? Ben depoyu diyor 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım diyor. 3'ü boş diyor. Demek ki deponun ikisi dolu. Hmm. Şimdi depoya 20 litre su konulduğunda deponun yarısı dolu olduğuna göre diyor. Deponun tamamı kaç litre? Yine iki şekilde çözelim. Depoya x diyelim önce. Deponun 3 bölü 5'i boşmuş. Ne kadarı dolu o zaman? Deponun 2 bölü 5'i doludur o zaman. Bak 3 bölü 5'i boşsa 2 bölü 5'i doludur. Depoya 20 litre daha su koy diyor. Bunu suyun üstüne 20 litre daha ekledim. Böyle olunca deponun yarısı dolu oluyormuş. Yani x bölü 2 dolu oluyormuş. Bitti. Bak payda eşitleme çıktı bir sürü karşımıza. Attım bunu karşıya. 20 eşittir. x bölü 2 eksi 2x bölü 5. Payda eşitledim burayı 5 ile. Burayı 2 ile çarptım. Evet bakalım o zaman 20 eşittir. Buradan 5x geldi. Buradan eksi 4x geldi. Bak 5x geliyor burada payda eşitleyince. Eksi 4x yukarısı x yapıyor. Ortak paydamda ne? 10. İçler dışlar yaptım. X dediğimiz 200'e eşit oldu. Bu depo kaç litredir diyor 200. Şimdi bu yol. Şimdi Yine biz diğer yolla yapalım. Şimdi soruyu dikkatlice okudum. Sorunun içerisinde bir 3 bölü 5 kesir var. Bir kesir daha var gizlemiş yarısı. Bir de 1 bölü 2 var. O zaman bu kesirlerin paydalarını çarptım hemen 10. Dedim ki benim depom toplam 10x su alabilsin. Deponun 3 bölü 5'i boştu ya bir kere. Bana dolu kısmı lazım 2 bölü 5'i dolu. O zaman 10x'in 2 bölü 5'i dolu. Dolu kısmının üstüne 20 litre daha su ekledim. Böyle olunca yarısı dolu oldu. Kimin? Deponun. Depom 10x'ti. 10x'in yarısı dolu oldu. Bitti. Bak artık payda eşitlemeyle falan uğraşmaya gerek yok. Şunları sadeleştirdim. 2. 2x ile 2'yi çarptım. 4x. Artı 20 var. Burada sadeleştirmeyi yaptım. 5x. Bakın şu artı 4x eksi 4x olarak gömdüm karşıya. Burada bir tanecik x kaldı. O da 20 oldu. Deponun tamamına biz 10x demiştik. x yerine 20'yi yazıp 20 ile 10'u çarptım. Yine 200 cevabı karşıma geldi. Denizli. Hadi bakalım. Şimdi artık kolay sorulardan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Artık ikinci anlattığım yönteme iyice alış tamam mı? Bir kütüphanedeki kitapların 4 bölü 7'si roman, Romanların ise 2 bölü 3'ü macera romanıdır diyor. Hemen kesirlere baktım devamını okumadım bile. 7, 3 paydaları çarptım 21x dedim. Neye? Kütüphanedeki kitapların tamamına bu kadar kitabım var. Şimdi diyor ki kütüphanedeki kitapların 4 bölü 7'si yani 21x'in 4 bölü 7'si romanmış. Şu anda kimlerin sayısını buluyorum? romanların. Sadeleştirmeni yapmak payda eşitleme falan kalmadı daha ne güzel 3x4'le çarptım 12x tane neyim var romanım var benim şimdi diyor ki romanların da diyor 2 bölü 3'ü macera romanı şimdi macera romanları eşitmiş romanların yani 12x'in 2 bölü 3'üymüş bitirelim işi şunları götürdük burası 4x 2 ile çarptık. Ne yaptı burası? 8x. Macera romanları da buldum. Diyor ki macerada macerada <laughs> macerada 72 tane kitap varmış diye. Şimdi kütüphanedeki 72 tane macera romanı olduğuna göre kaç tane kitap vardır diyor. İşte şu macera romanının 72 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı bölüyorum 8'e. Bölüyorum 8'e. X dediğimiz ne oldu? 9. Kaç kitap vardır diyor. Tüm kitapları soruyor. 9'u yazdım. 189 tane yaptı. Cevap Bursa. Yürü baba. Bedirhan. Bedirhan. Neydi ya Ahmet Kaya'nın şarkısı vardı. Eee gidi. Ne dinliyorduk Ahmet Kaya'yı <laughs> gençken ya. Hadi bakalım şimdi. Bedirhan kalem kutusundaki kalemlerin 3 bölü 7'sini çıkarıp daha sonra 16 tane kalem koymuş diyor. Tamam. Okumaya devam. Oluşan kalem sayısının başlangıçtaki kalem sayısına oranı 4 bölü 5'tir diyor. Hmm, bakalım şimdi. Yine şunu yapabilirsin. Çarparsın bunları. 35. Kalemlerin sayısına 35 x dersin. Bu soruda 7 x desen de olurdu ama. Keseli varken çarp dedik mantığıyla götürdüğümüz için yap. Diyor ki 35 x tane kalem var Bedir Hanım başlangıçta. Ne yapmış? 3 bölü 7'sini çıkarmış bakın. 35 x'in iki şekilde yapıyorum şimdi. 3 bölü 7'si. Ne yapıyor 3 bölü 7'si sadeleşince? 5 15 x'ini çıkarmış. O zaman ne yaptı? 35 x'in 15 x'ini çıkardı. Ne kadar kalemi kaldı içeride? 20 x kalemi kaldı. Şu anda bu kadar kalem var. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra 16 kalem daha koyuyormuş. Ya 20 x kalemi vardı. Bak o 20 x 20 değil ha artı +16 sakın gidip 36x falan değil mi? 20x başka 16 başka. 16 tane kalem koymuştur diyor. Tamam. Oluşan kalem sayısı başlangıçtaki kalem sayısının 4/5'iymiş. Bak bu kadar kalem oluştu. Başlangıçtaki kalem sayım kaçtı? 35x'ti. Başlangıçtaki kalem sayısının 4/5'idir bölü diyor. Hadi bitirelim bir şeyi. Yine sadeleştirmemi yaptım burada. 7x kaldı. Çarptım burayı. 28x yaptı. Şu 20x'i eksi olarak bu tarafa aldım. 20x eşittir 16. Bak 16'ya eşit olan şey ne? 8x. 8x 16 ise her iki tarafı 8'e böldüğümde x ne? 2. Bedirhan'ın başlangıçta kaç kalemi var? X'i 2 buldum. 35 çarpı 2 70. Şimdi bu soruda küçük bir mantık daha anlatacağım. Önemli. Birazdan uzun uzun şu çıkarma işlemleriyle falan uğraşmanı istemiyorum. Şimdi bir Bedirhan kalem kutusundaki kalemlerin 3 bölü 7'sini çıkarıyor ya. 3 bölü 7'sini çıkardıysa, kalem kutusunda kalanlar kaçtır? 4 bölü 7. Yani şu 35x'ten sonra başlarken kalanların sayısını bulabilmek için direkt 4 bölü 7'sini alırım, ben çözerken. Bak, çarparım 20x. Yani şunu, direkt bulmuş olurum. 3 bölü 7'sini alıyorsa aldıkları ilgilendirmiyor ki beni. Bana kalanlar lazım. 3 bölü 7'sini aldıysa 4 bölü 7'si kalmış 20x. Bak kalanın sayısını direkt bulduk. Sonra aynı şekilde yürüyorsun. Devam ediyorum. Şimdi 11. sorumuza geldik. Diyor ki sütten kaymak yapıyormuş. Sanki sanki yüzün asık. Sanki enerjin düşük. İstemem. İstemem. Ben öyle öğrenci istemem. Her şeye rağmen yüzler gülecek. Hep söylüyorum. Yüzün ne kadar gülerse, motivasyonun ne kadar yüksek olursa o kadar o kadar iyi olur ders. He sınava 15 gün kala izliyorsan bu videoyu o zaman şöyle olman normal. Bu <laughs> zaman böyle olman normal. Ne yapacağım ben? O zaman pireler pireler havada uçuyor. Ne yapacağını bilemezsin. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 11. soru. Sütten bir bölü dördü kadar kaymak. Kaymaktan da ağırlığının bir bölü beşi kadar tereyağı yapılıyormuş. Buna göre altı kilogram tereyağı yapmak için kaç kilogram süte ihtiyaç var? Kesirleri aldım dört beş. Çarptım yirmi x dedim. Ne bu yirmi x'im? Gire girdi süt. Ne kadar sütle başladım olaya ben? Yirmi x sütle başladım. Şimdi sütün kaymak miktarını buluyorum. Yirmi x'in 1 bölü 4'ü kaymakmış. Ne kadar kaymak çıktı sütten? 5x. Şimdi tereyağı yapacakmışız. Tereyağı ise kaymağın yani 5x'in 1 bölü 5'iymiş. X. Yani ben işin içerisine 20 x süt soktuysam x tereyağına ulaştım. 6 kilogram tereyağı yapmak istiyorsam x'i e 6 yap diyor yani. O zaman 6 çarpı 20'den 120 kilogram süte ihtiyacım. 8. soru 11. sorumuzun cevabı Adana. Yürü bakalım. 12. Şimdi yavaş yavaş tıkır 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 işleri değiştirmeye başlıyoruz. Nerede o ya? Nerede o? Şöyle dur bakayım. Dur sen. Dur lan. Allah senin canını almasın ya. dilirtecek beni ya. Oh. Boşluk oldu sana da dinlen hadi. Şimdi diyor ki bir atlet belli bir yolun iki bölü beşini koştuktan sonra 200 metre daha koşunca yolun yarısına geliyor diyor. Surda kaç tane kesir var söyle bana. 2. Biri 2 bölü 5. Bir de yarısı. Yolu çiziyorum bak şimdi. Yolum şu olsun. Bir kere yolun tamamına ne diyeceğime karar verdim. 2 ile 5'i çarptım. Yolun tamamına 10x dedim. Tamam mı? 10x tamamı. Diyor ki 2 bölü 5'ini koşsun diyor. 10x'in 2 bölü 5'ini koşuyorum. Hadi koştuk. Sadeleştirdim 2x. 2x ile 2'yi çarptım 4x. Tamam. Ne kadar koştum? 4x koştum. Ama 4x koş demiyor ki sana. 4 bunu koştuktan sonra diyor 200 metre daha koş diyor. Koştum 200 metre daha. Şöyle oldu. Diyor ki koşunca yolun yarısına geliyor diyor. Şimdi benim yolum kaç x'ti arkadaşlar? 10 x'ti. 10 x'in yarısı kaç x'tir? 5 x. İşte bu geldiği nokta tam yolun yarısıymış. Yani burası 5x'miş. E burası 5x ise zaten şuradaki uzunluk 4x'ti. Demek ki burası x eşit. x kaçmış demek ki 200. Yolun toplam ne kadardır diyor. Yola 10x demiştik biz. 10x. X'in 200 olduğunu bulduk zaten. Yol ne kadar oldu? 2000. 12. sorumuzun cevabı Edirne. Devam. 13. sorumuz. Cemil parasının 2 bölü ile ayakkabı... 1 bölü 4 kaban alıyor diyor. Tamam hemen kesirleri aldım 5 4 çarptım 20 x. Cemil'in parası bu tamam mı para bu. Başla şimdi. Cemil parasının diyor 20 x'in 2 bölü 5'i ile ayakkabı alıyor diyor. Bu ayakkabı parası yaz. Sadeleştir şunları 4 x 2 ile çarp. 8x tamam sonra da diyor ki 1 bölü 4'ü de kaban alıyor kabanın parasını buluyorum parasının 20x'in neyi? 1 bölü 4'ü. Sadeleştirdim 5x. 5 xle de kaban aldı. Tamam. Geriye 84 lirası kaldığına göre kaban nedir? Kaç liradır? Bak o zaman harcadığına bakalım. Ne kadar harcadı? 13x. Parası ne kadardı başlangıçta bunun? 20x'ti. O zaman bu 20x'in 13x'ini harcamışız. Ne kadar kalmış? 7x. İşte bu kalan 7x'in 84 olduğunu söylemiş. X'i bulabilmek için her iki tarafı 7'ye gömçürdüm. Çat 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 çat. X eşittir 12 oldum. Kabanı kaç TL'ye almıştır? Kaban 5x'ti. X yerine 12 yazdım. 5 ile 12'yi çarptım. Sorumuzun cevabı 60 oldu. 13. sorumuzun cevabı Edirne. Şimdi bu sorudan sonra 13, 14. Şimdi bir de 14. soruyu çözelim. Sonra ikisini ilişkilendireceğim. Geri geleceğim bu soruya. Şimdi dikkat edelim. Burada diyor ki Yavuz diyor parasının 2 bölü 5'i ile ayakkabı alıyor. Kalan parasının 1 bölü 4'ü ile kaban alıyor. Geriye 72 TL'si kaldığına göre ayakkabıya kaç lira vermiştir? Aynı çözüm bak şimdi. 5, 4. Çarptım tamamına 20 istedim. Bir önceki soruyla bu sorun arasındaki farka bakacağım şimdi. Önce ayakkabıyı alıyorum. Tüm parasının 20x'in 2 bölü ile ayakkabı aldı. Yap sadeleştirmeni. 4x 2 ile çarp 8x. Tamam ayakkabıyı aldı. Şimdi burada bir kelime çok önemli. Şimdi önceki soruya gidiyorum. Önceki soruda ne diyordu bize bak. Diyordu ki Cemil parasının 2 bölü ile ayakkabı 1 bölü 4'üyle kaban alıyor diyordu. Tüm parasının. Ama bu soruda bir kelime var. Kalan parasının. Anladın mı? Kalan parası ne demek? Ayakkabıyı aldı ya diyor. Ne kadar parası kaldı bir bul diyor. 20 xti parası. 8 xini harcadı. 12 x kaldı. İşte kalan parasının 1 bölü 4. Aradaki farkı anladın mı? Orada hep tüm parasından işlem yaptırdı. Kalan falan demedi. Burada bir kalan parasını bul dedi. Oradan yürü dedi. Kabanın fiyatını buluyorum o zaman. Kalan parasının yani 12 x'in 1 bölü 4'ü. O zaman kaban bunları sadeleştirdiğimde kaç x'miş? 3 x'miş. Yavuz'un geriye bak şimdi o zaman 8 x ayakkabıya verdi. 3 x kabana verdi 11 x kadar para harcadı. Hepsi kaç x'ti? 20 x. O zaman 20 x'in toplam 11 x'ini harcamış oldu. 9 x parası kaldı. İşte bunun da 72 olduğunu söylemişler. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde... X dediğimiz buradan kaç oldu? 8. Tamam. Yavuz ayakkabıyı kaç TL'ye almıştır diyor. Yavuz ayakkabıyı 8 x e almıştı. 8 8 64. 14. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Şimdi kaçın sorudayız? 14. sorudayız. Devam edelim. Birkaç soru daha çözelim. Sonraki videoya soru sayısını azaltalım. Orada yeni nesiller var çünkü. Biraz daha uzun sürecek. Bu video daha 30 dakika olmuş. Diyor ki bir kamyonetin kazası A kilogram yük alabilmektedir. Aşağıdaki tabloda kasasına yüklenen yük miktarına göre ağırlığının değişimi verilmiştir diyor. Hmm. Şimdi buna göre kamyonetin kasası tam olarak dolduğunda ağırlığı kaç tondur diyor. Bakalım. Şimdi bir kamyonetin içerisine A bölü 3 kadar yük koymuşuz. Bir kere şunu düşün. Şöyle bu kamyonetin kasası olsun. Burada da kamyon var değil mi? Şöyle tekerlek de yapalım. Şimdi normalde bu A kilogram kadar alabiliyor. Bize kamyonetin toplam ağırlığını vermiş. Yani burada kamyonetin bir boş ağırlığı var. Buna ne diyelim biz? X diyelim. Şimdi diyor ki bu. X ağırlığının yani boşkenki ağırlığı ağırlığının üstüne A bölü üçlük yük koyarsak diyor. Bu kamyon diyor 1500 kilogram oluyor toplam ağırlığı diyor. Ben diyor X'lik ağırlığının üstüne eğer diyor A bölü 5'lik bir ağırlık koyduysam diyor. Bu sefer de 1380 geliyor diyor. Ha, yok etme soru artık. Kasası tam doluyken bir kere şunları taraf tarafa çıkaralım. Eksi eksi eksi. Buradan ne geldi? A bölü 3. Eksi A bölü 5 oldu. Şurası 1380 değil mi? Ee, ne yaptı? 120 yaptı. Payda eşitleyip çıkaralım şimdi bak. Burayı neyle çarpıyorum? 5 Burayı 3 ile çarpıyorum. 5A. 3 A'sı gitti. 2 A bölü 15 eşittir 120. Şunları sadeleştirdim. 60 yaptı. 60 da 15'i çarptığım zaman A eşittir kaçmış? 900'müş. Yani bu kamyon boşken 900 ağırlığı varmış. Hiçbir şey koymazsan içine. He şimdi A'nın 900 olduğunu buldum ben. Şurada 900'ü yerine yazdım. 900'ü 3'e böldüm. 300. 300'ü de karşıya attım eksi olarak. 1200. X de eşittir. 1200 oldu. O zaman tam olarak doldururken arkadaşlar kendi ağırlığı 1200 bak boş ağırlığı 1200 A alabileceği depo tam olarak doldurduğunda 2100 kilo yapar. 2100 kilo da 2.1 ton. Tamam mı? Ha payda eşitlemelerle... Işte uğraşmak istemiyorsan şuraya A deme tamam mı? Yani doluk kütlesini 3 M de mesela A bölü 3'e M de oradan da yürüyebilirsin. Ama burada A diye direkt kendisi söylediği için o veriden devam ettik direkt. Evet 15 de bitti. 16. Çok çıkıyor. Evet'in sarı bankalarında standart olarak çıkıyor. Diyor ki bir kabın 2 bölü 3'ü suyla dolurken x 1 bölü 4'ü suyla dolurken y kilogram gelmektedir diyor. Bak şunu unutma. Kabın bir ağırlığından bahsediyorsa kabın kendi boş ağırlığı da vardır. Sonra içine konulan da buna ekleniyordur. Şimdi sorudaki kesirlere bir bak. Zaten boş kabı soruyor. 2 bölü 3 kesir ve 1 bölü 4 kesir var. Çarptım. 12 dedim. Sonra da x falan geçtiği için x demedim. 12a. Yani ben bu kabın bu kabın içi tamamen doluyken 12a kadar su olabilsin. Hadi başlayalım. Kabın diyor 2 bölü 3'ü doluyken. O zaman boş ağırlığına boş ağırlığı bak bir boş ağırlığı vardı. B ile gösterdim bunu. İçindeki suyun dolabilecek suyun 2 bölü 3'ü kadar su konulduğunda ağırlığı x olmuş. Düzenle şimdi bak burayı. B artı şunları sadeleştirdiğim zaman 4 geliyor. 4 ile 2'yi çarptım 8a. B ile 8a'nın toplamı x'miş. Şimdi ikinci denklemine bak. 1 bölü 4'ü suyla doluyken diyor. Şu 12a'nın 1 bölü 4'ü suyla doluyken bir de boş ağırlığı var. O zaman da y'ye gelmekteymiş. Sadeleştirdim. Buradan ne geldi şimdi? B artı 3A eşittir Y yaptı. Ne soruyor? Boş kabın ağırlığını. Biz boş kabın ağırlığına ne demiştik arkadaşlar? B. B harfini soruyor. Bak öbür denklemi şunun altına yaz. B artı 8A eşittir X. Bak burada A'yı yok edebilirsiniz. Şunu eksi 8 ile şunu 3 ile çarparsınız biter iş. Ne oldu eksi 8 ile çarptım? Eksi 8B artı 3B toplayınca... Eksi 5B yaptı bu taraf. Eksi 24A artı 24A onlar götürdü. Eksi 8 ile burayı çarptım. Eksi 8Y artı 3 ile X'i çarptım artı X. O zaman bir de her iki tarafı B'yi bulabilmek için neye bölüyorum? Eksi 5'e bölüyorum. Bak B çıktı karşımıza şimdi. B Şimdi şu eksiği paydada bırakmaz. Paydada eksi kalmaz. O paydadaki eksiği artıya çevirip bunu artı bunu eksi yapar. Yani yukarıdakini eksiyle çarptık. Ne oldu sorumuzun cevabı? 8y artı şunu 3 ile çarpmıştık. Şurası 3x artı 3x bölü 5. 8y artı 3x değil ee, bir daha bakalım. Eksi 8 ile çarpmıştık. Eksi 8y tamam yok eksi şurası eksi. Tamam mı? Aradaki işaret eksiydi. 8y eksi 3x bölü 5. Evet 16. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Evet 16 tamam burada bırakalım arkadaşlar. Burada bırakalım. Öbür videoda soru kalsın. 13 tane de öbür videoda soru çözelim. Kesir problemlerini sonra bitirelim. Şöyle de beni de büyüteyim. Valla bir şey söyleyeyim mi? Çok mutluyum. Niye çok mutluyum? Çünkü çok güzel karşılığını alıyorum. Yorumlarınızdan, iletişiminizden emeklerinizi veriyorum, görüyorum. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşmak, binlerce öğrencisi olmak gerçekten çok mutluluk verici. Allah hepinizden razı olsun. Elimizden geldiğince, elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz sizler için. Var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Bay bay.